hacı etmez gibi bir orada bir oraya yatıyorum ama artık kalkmamaktı. Yani şöyle kalkmamaktı, saat 8. Bugün cumartesi, bugün işe gitmiyorum ama saat 8. Günaydın. Şimdi arkadaşlar, yani yeni uyandığım için sesim biraz kayıp çıkabilir. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün cumartesi. Arkadaşlar saat... Hala hiçbir şey yapmıyorum. Köşemde oturuyorum. Bir an önce kalkıp bir şeyler yapmam lazım ama o kadar hiçbir şey yapmamayı özlemişim ki hiçbir şey yapmıyorum. Ama evi toplamam lazım. Çamaşırları yıkayıp asmam lazım. Bulaşık makinesini çalıştırmam lazım. Banyoyu temizlemem lazım. Kuaföre gitmem lazım. Kaşımı, bıyığımı falan aldıracağım. Çok fazla iş var. Neyse ki bugün cumartesi, yarın pazar, pazarda tatil olduğu için çok mutluyum. Birazcık da onun rahatlığı var bu arada. Yani akşam da çamaşırları yıkasam hiçbir problem olmaz. Yani pazartesiye kadar kurur. Kuruması da önemli değil. Yedek kıyafetim var iş için. Hiç problem değil. Ama yani hiçbir şey yapmamak da sıktı canımı. Ama yatmayı da seviyorum şu an. Bilmiyorum. Gene her zamanki gibi bir çıkmazın içerisine girmiş bulunmaktayım. Bugün cumartesi olduğu için ve uzun zamandır cumartesi, ta en son ne zaman çıktım hatırlamıyorum. 1,5 ay önce falan çıkmıştı olabilirim. Bu kadar donmamış da olabilir. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum çünkü. Neyse. Ya, ola da bilir çünkü Ağustos'un 30'unda kullanmıştım en son. Çünkü o ay ona tekabül ediyordu. Sonra bir sonraki ayda buna tekabül etti. Neyse çok önemli değil. Neyse ben birazcık daha boş atayım. Daha sonrasında izleyecek bir şey arıyorum. İzleyecek bir şey de bulamıyorum. Artık yani bir şey izlemeye, odaklanmaya da tahammülüm kalmadı. Güzel K-dramalar arıyorum. Bir tane bulmuştum. Geçen gün kendimi Instagram'dan göndermiştim. Şimdi o diziyi bulamıyorum. Hangi dizi olduğunu. Neyse ki oğlanın tipini hatırlıyorum. True Beauty'de oynayan ikinci karakterdeki erkekti. Hemen adına da bakıyorum. Han Sojun. Çocuğun adı dizide öyleydi. Wang Yinyop. Normal adı da. Daha doğru telaffuz edip etmediğimden emin değilim. Bu çocuk da şu yeri göstereyim. Bu çocuktu. Şimdi bunun bir dizi çıkmış. Bu değil. Family by Choice. Aynen buydu. Şurada var mı bakalım şimdi Family by Choice. Varmış. Evet şimdi bunu izleyeceğim. Kaç bölüm ne? Yeni çıkmış çünkü. Evet bunu izleyeceğim. Çünkü neden olmasın? Nasıl bir dizi olduğundan sonradan bahsederim arkadaşlar. Hızlandırma yok. Hızlandırma yoksa ben de yokum. Çünkü ben her diziyi 1,5'da izlerim. Sen o yüzden bir dur bakayım. Webdrama'da nasılmış? Ya bu şuralarda da işte izliyoruz. Saçma sapan yandan reklam çıkıyor ya, kafayı yiyeceğim ya. Yiyeceğim cidden yani. Çakıl. Çakıl. Nereye? Çakıl. Uzayım da yerde uyuyor. Takılıyor. Daha
zaten buradakini de bulduk. Burada çarpı 1,5 varmış. Şimdi bunu yiyeceğim. Çuva. Bir ara ne güzel kuracı öğreniyordum. Sonra bıraktım ya. Dönmem lazım. Kendimize gelmemiz lazım. Güzel bir seri başlatacağız. Başlatacağız. Ama ne zaman? Çok yakın zamanda belki. Kendine gel. Şimdi. Boğuluyordum. Bunu izleyeceğim. Görüşürüz. A few moments later. Evet arkadaşlar. Ne onun adı? Saat 1:30. Ben aslında... Ne onun adı? Evi temizledim. Sildim, süpürdüm. Çamaşır attım, astım. Neyse, şimdi de hazırlanıp çıkacağım. Figenlerle beraber Sapanca'ya gideceğiz. Gene üzerimde bir üşengeçlik var da. Neyse ki Allah'tan sözleşmişiz de çıkıyorum şu an. Yoksa hiçbir kuvvet beni dışarı çıkaramadı. Ama bu benim güvenli kombinim. Yani kombin yapmak için 500 saat düşünmeyip ya içinde en fazla ne rahat ne hangi en fazla içinde hangisinde rahat edebilirim diye düşündüğümde bu kombini giyiyorum. Bir de bir tane daha pantolonum var. Üstüne bol bir şey giymek istediğim için şu an o pantolonu giymiyorum. Bu mavi pantolonu giydim. Mavi tişörtümü giydim. Saçımı yapayım bir. Saçım kötü değil ama şu an pansık. Roche'den şu saç spreyini almıştım. Bayağı da kullandım bunu. Güzel kokuyor. Bir tane daha almıştım böyle okyanuslu. İlk başta o çok hoşuma gitti benim. Ama sonra evde sıkınca bilmiyorum bana çok ağır geldi. Hani bunun kokusu gerçekten çok güzel yani. Güzel bence. O yüzden bunu sıkıyorum saçıma. Evet. Şimdi basic günlük serumlarımızı sürelim. Şunu süreceğim. Parlatıcı bu 401 olan. Bu kadar. Hazırlanmam. Işığa çıkalım. Bakın, saçım hiç kabarık değil değil mi? Çünkü hepsi o Yuroşe'nin o kremi sayesinde. Normalde saçımı her taradığımda çok kabarırdı. Şu an o kadar çok bir kabarıklık yok. Yani bu kadar olur yani. Makyaj da yapmıyorum. Yani normalde benim makyaj anlayışım rimel ve şeydir. Ne onun adı? Normalde makyaj benim için rimel ve göz kalemi ve rujdan ibaret. Şu an onları sürmek istemiyorum. Çünkü geçen gün abi dışarı çıkarken rimel sürdüm. Gene akmış. Yani benim gözümün rimelinin akmasının sebebi altında hiç primer'dır efendime söyleyeyim. Kapatıcıdır. Sonra fondötendir. Bunların hiçbirini kullanmadığım için mi akıyor diye düşünmüyor değilim. Hazırım. Şunu da ne olur ne olmaz çocuklar içine girmez de. Girme ihtimallerine karşı banyoya yatayım, banyo kapısını kapatayım. Buradayım. Şimdi kapattım. Burası kapalı. Bilgisayarı kapatayım. Şöyle jelatimi yanıma alayım. Ben de harika sabah kahvaltı. Nasıl? Yani bir an önce de şu düzenli beslenme olayını yapmamız lazım. Çünkü gerçekten leş gibi besleniyorum. Buna artık bir dur demem lazım. Neyse. Kapattık. Çantamızı hazırlayalım.
cüzdan falan. Yani diğer çantam büyük basıkla yukarıda. Onu çıkıp almaya üşendim ki şu an. Şimdi çantaya götüreceğim. Cüzdan, kulaklık, şu şarj aleti. Başka almam gereken bir şey yok. Ve arabanın anahtarı. Bu kadar. Gidebiliriz. Bir şey unuttum mu? Cüzdan şu, bu, o. Tipimde böyle. Boydan da bu şekildeyim. Şunun gitmesi lazım bir an önce. Lacoste'ları giyeceğim. O kadar. Görüşürüz. Yaramazlık yapmayın. Tamam mı? Evet, gidelim. Figen Hanım'ı aradık. Henüz tam giyinmemiş. Bu arada kime taktım? Aa, gözlük almadım. Ne oldu? Ha? Minnoş. Görüşürüz. Bak yemeğin var burada. Ye yemeğini, tamam mı? Hadi öptüm çok. Bir de burada Venüs. Venüs ağzını koymuştum. Bir tane kedi vardı. O gitti herhalde. Nereye gitti bilmiyorum. Sonunda Figen Hanım hazırlanabildi ve ağırlığı kalkabildi. O yüzden Sapanca'ya gidiyoruz. Şutayım. Hey! Oo, çok güneş var. Aa, bakamıyorum. Figen gözünü bana tanınmamak ver. Tanınmamak için. Aynen, hiç tanınmazsın kardeşim. Hiç, hiç. Ya sen neden bu kadar çekingen davranıyorsun Figen? Kameralar kapatıldıktan sonra konuşuruz. Arkadaşlar biz şimdi geldik Sapanca Gölü'ne. Ben aramaya Sapanca Gölü yazdığım için direkt Sapanca Gölü'nün yanına gelmiş bulunmaktayız. Arabayı kilitledim ya. Bir kez daha bakalım da. Sonra tamam. Hadi gidelim. Biraz bak. Bak hadi yürü git bak. Neredeyiz ya? Arabanın yanına geleceğiz ya. Birazcık şimdi şu tarafa doğru yürüyeceğiz. Gölün tarafına doğru yürüyoruz işte. Şu tarafa doğru. Ne bileyim ben Sapanca Gölü'nün etrafına gelirsek kafe tarafı vardır diye düşünmüştüm yani. Aha şurada var yer. Var la şurada. Sapanca Gölü şu şekil. Nerede? Köpük. Aa bak çok güzel mekan da şurası mekan işte Figen. Tam da Figen'in şarkıları çalıyor. Koyalım abi bir şeyler içeri takılırız ve şarkı alacağız. Abi ateş yakıyor. Kano yapmak için buraya gelinir arkadaşlar. Yapsak mı biz de yağmur yağmasa? Yağmur ben burada denizin ortasında yağmura hiç yapamam. Allah gidenler var mı anne? Bir daha getiririz. Getiririm balım bir daha gelir yaparız yani olacak. Yazın daha güzel havada getiririz ya. Daha bu ay havalar güzel olur ya. Haftaya hava güzel sanırım. Koş Figen koş. Bak bizi nasıl arkada bırakıyor. Gelecek var ya. Ya bizim de hayattaki şansımız yani. Geldik yağmur yağıyor. Gerçi yağacağını tahmin etmiştik az Figen'e bak ya. Zor bir an. Ya da hızlandı ha. Burası da hoş. Böyle yapsana sen de. Sağ. Bir, iki, üç. Aşırı komik. Lise bir. Ben buraya şu an çok uzağım. Bu olay.
de JK. Çok iyi manzara. Manyak. Yaramaz. Yaramaz. Şuraya bak. Sen çağırıyorsun Neste diyorsun. Sen çağırdın Maru. Bu nasıl koştu? Nasıl koktun o kadar? İyi mi böyle Figen Hanım? İyi. Abi şu an çok güzel. Oo, ateşi de harladı dayı. Evet, güzel oluyor. Bu havada da ayrı güzel ya. Ben bu havaları seviyorum. O daha güzel olan İngiltere havası. Aynen, sıcakla yapış yapış geber. Ne çok soğuk ne çok sıcak. Çok iyi bir ortam. Müzik de çok iyi değil mi? Evet. Kedi çok karizmadır ya. Dertlenmiş bak. Kovdular ya. Yağmuruna ağlat beni. Şurada şu lan. Dertlenmiş lan. Yok be, ne dert. Ne yapıyorsunuz lan? Gezmeye mi çıktınız ha? Ayaklara bak, ayaklara. Çok tatlılar ya. Bir kere battın çamura daha, ne? Yukarı mı çıkacaksın? Yağmur yağıyor. Hayır, ben ördeğe demiştim yukarı mı çıkacaksın diye. Geliyorlar. He? Evet, gideriz ufaktan. Şimdi gitme bak. Arkadaşlar, yağmur yağmaya başladı. Oha, kör mü oldu? Yani güzeldi burası. Bostanlar kafe olarak geçiyor. Yani biz ilk Sapanca Gölü olarak yazdık. Buraya geldik. İlk başta hiçbir şey yok zannettik ama bu köprüyü, yani şu köprüyü geçtikten sonra orada çok güzel bir kafe var. Oraya geldik. Manzarası falan güzeldi. Hava da çok güzeldi. Şansımızda hava böyle kapalı olduğu için çok fazla kimse de yoktu. Yani olanlarda insanlar kapalı tarafı, iskele tarafına geçmişti. Biz de ilk başta orada yemek yedik. Sonra oturmak için o salıncaklara geçtik. İki salıncak var. Birini kaparsanız önce şanslısınız. Şimdi İzmit'e döneceğiz. Böyle yapınca video çekiyor. Şarkıyı da dinleyebiliyoruz aynı zamanda. Biz eve geldik.
Fileye uğradık. Filedeyken hiç video çekmedik abi. Video çekmek de hiç aklıma gelmedi. Marketten alışveriş yaptık. Sonra ekmek almıştık. Ekmeği yedik. Sonra kesmedi pizza yedik. İçtik de içtik. Meyve suyu içtik bu arada. Şimdi Harun Bey bize bir adet çay demliyor. Çay içeceğiz. Sonra Figen Hanım'ı otogara bırakacağız. Öyle. Durum bu. Yan gelip yatma keyfi. Harun Bey, bugün bize neler yapıyorsunuz? Çay.